Şimdi konuşmaları yapmak üzere değerli eş genel başkanımız Pervin Buldan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Salonda kor diplomatik konuklar ve dinleyiciler. Sayın eş genel başkanım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, engelli kurumlarının değerli temsilcileri, basının değerli emekçileri, ekranları başında bizleri izleyen değerli halkımız ve bugün buraya Siirt'ten, Batman'dan, Mardin'den, Diyarbakır'dan ve Van'dan gelen tülbentli annelerimiz, barış annelerimiz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum değerli arkadaşlar. Gündeme geçmeden önce tüm halkımızın 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı'nı kutluyorum. Zimane Kurdi, zimane ki kadim, kadime u kokavi heta hazaran salandıçe. En bi zimane huahene, bila serdes baş bizanibin, zimane meya kurdi, vek bedana me, vek poste meye. Zimanen meyen biyaniji, vek cilo bergi meye. Eme her tim li zimane hua, luhebuna hua, Xwedî derkevin. Tekoşina meya jibo ziman ve devam bike. Em li dijî asimilasyonene. Em nahelin zimanen ve ahe ben tunekirin. Zimane meya dayike rumeta meya roniye çave meye. Eme tekoşina xwa ya jibo zimane xwa xurt bikin cejna zimane kurdî tevahiya kurdan piroz be. Değerli arkadaşlar, sevgili misafirlerimiz, dün Soma katliamının 5. yıl dönümüydü. 13 Mayıs 2014'te Soma'daki maden faciasında 301 canı yitirdik. Bu katliamla ilgili 15 yıl hapis cezası verilen şirketin yönetim kurulu başkanı yurt dışı yasağı konularak tahliye edildi. Dosyadaki bütün sanıkların bundan sonra maden sektöründe ruhsat alarak çalışması mümkün hale getirildi. Bu karar aslında yargının geldiği yeri gösteren yüzlerce karardan sadece biridir. Davanın avukatlarından şu anda Silivri cezaevinde tutuklu bulunan ve kendisini bu arada buradan sevgiyle saygıyla selamlıyoruz buradan ve Selçuk Kozağaçlı'nın dediği gibi ton başına işçi öldürmek tedbir almaktan daha ucuzdur. Bu da mahkeme kararıyla tescillenmiş, cezasızlıkla ödüllendirilmiştir. Soma'nın failleri dışında işçilerin avukatları ise tutuklu. Soma'da aynı zamanda adaletin de katledildiğini hep birlikte gördük ve buna tanık olduk. Soma katliamının yıl dönümünde hayatını kaybeden emekçileri bir kez daha saygıyla anıyor, ailelerine buradan bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz ve bu davanın takipçisi olmaya tüm iş cinayetlerinde hayatını kaybeden emekçilerin sesi olmaya devam edeceğimizin sözünü buradan bir kez daha veriyoruz. Bir diğer hukuksuzluk Şule Çat davasında, bu davada yarın görülecek ve biz kadın meclisimiz başta olmak üzere kadın arkadaşlarımız ve partimiz bu davanın takipçisi olacak. Kadınların dayanışması bu davada bir kez daha kendisini gösterecektir diyoruz. Değerli arkadaşlarım, bu hafta aynı zamanda engelliler haftası. Şu an aramızda İzmir'den Van'a, Diyarbakır'dan İstanbul'a tüm engelleri aşarak grubumuza gelen engelli kurumlarının çok değerli temsilcileri var. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyoruz. Yılın 365 günü karşılaştıkları engelleri aşmak için kamuoyuna ulaşmaya ve seslerini duyurmaya çalışan engelli yurttaşlarımızın sorunlarını çok iyi biliyoruz. Sağlıklı ve her türlü şiddetten arındırılmış bir kentte yaşamak
başta engelliler olmak üzere tüm yurttaşlarımızın hakkıdır. Engelliler insan onuruna yakışır, iş, istihdam ve yaşam istiyorlar. Bağımlı, muhtaç ve lütuf diye sunulan ve aslında çok düşük olan sosyal yardımlara bağımlı yaşamak istemiyorlar. Sosyal güvenlik ve sosyal politika yaklaşımı olmayan AKP'nin sosyal hizmetlere indirgediği bu siyaset toplumun muhtaçlığını pekiştirmektedir. Bunu hep birlikte kıracağız ve engellilerin insan onuruna yarışır bir yaşam düzeyine kavuşması için hep birlikte mücadele edeceğiz. Ve buradan sizlere bir kez daha duyuruyoruz. Bizler bir yıl içerisinde yönetimimizde olan belediyelerde engelli istihdam kotasını dolduracağız. Kayyumların işten çıkardığı engelli arkadaşlarımızı yeniden işe alacağız ve engelsiz yaşamı birlikte kuracağız. Belediyelerimizde işaret dili tercümanı istihdam edilmesi için gerekli işlemler en kısa zamanda başlatılacak. Bu vesileyle bir kez daha engelli yurttaşlarımızın yalnız olmadığını belirtmek istiyoruz. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Değerli arkadaşlarım, bu hafta aynı zamanda kayıplar haftası. Göz altında kaybetme politikası, üzerinde yaşadığımız topraklarda 1915'ten başlamak üzere 12 Eylül darbesiyle devam etmiş ve 1990'lı yıllarda ise sistematik bir hal almıştır. Ve kayıp yakınları cumartesi anneleri olarak 27 Mayıs 1995'ten bu yana her cumartesi Galatasaray Lisesi önünde sessiz oturma eylemleri yaptık ki ben de bir cumartesi annesiyim. Evet, bizler coplandık, yerlerde sürüklendik, gözaltına alındık ama tüm baskılara rağmen kayıplarımızı unutturmamak, hakikatle yüzleşmek, faillerin yargılanması ve hesap sormak için mücadeleye devam ettik ve ediyoruz. 17-31 Mayıs kayıplara karşı uluslararası mücadele haftası vesilesiyle buradan bir kez daha sesleniyoruz. Kayıpların akıbeti ortaya çıkmadıkça ve failler yargılanmadığı sürece gelip geçecek olan tüm iktidarlar bu suçun devamcısı ve faillerin koruyucusu olacaktır. Failler yargı önüne çıkarılıncaya kadar bu mücadele de sürecek. Bunu da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Evet, sevgili arkadaşlarım, bu ülkede aslında bütün sorunların kaynağı hak, hukuk, adalet ve demokrasinin olmayışından kaynaklıdır. Adaletin ve demokrasinin tecrit altında olduğu, hukuksuzluğun ve keyfiliğin giderek bir yönetim sistemi haline dönüştürüldüğü bir ülkede yaşıyoruz. İmralı'daki tecritin Türkiye'nin geneline yayılmış olduğunu birçok kesim yaşayarak görmüş oldu. Tecriti sadece cezaevleri değil, dışarısı da yaşıyor. Topyekün tecrit altındayız değerli arkadaşlar. İktidar yandaşı değilseniz hiçbir ayrım olmaksızın bu ülkenin her yurttaşı artık tecrit altındadır. Sanatçılar dahi tecrit altındadır. Ve konuşan sanatçıları saray aynı 28 Şubatçılar gibi bir bir fişleme girişimine başladı. Bu gösteriyor ki değerli arkadaşlar, 28 Şubatçılardan ve FETÖ'den aslında iyi ders almışlar. Yani derslerine iyi çalışmışlar. En iyi bildikleri şey özellikle son zamanlarda onlar gibi düşünmeyen, onlar gibi konuşmayan, muhalif olan kesimleri fişlemek ve bu fişlemeyi de kamuoyuna deklare etmek. Dolayısıyla bizler 31 Mart seçimlerinde özellikle çok iyi gördük. Yerel seçimlere bir bakmanızı isteriz. Bölgede seçimler olağanüstü bir tecrit altında yapıldı. Muş'taki ve Şırnak'taki asker ve polis destekli seçim darbesi yaşandı. Halk iradesine tecrit uygulandı. İstanbul seçimlerinde de halkın iradesi YSK eliyle önce tecrit edildi, sonra da kayyum atanarak
gasp edildi aslında. Mesele sadece İmralı değil değerli arkadaşlar. Demokrasi ağır tecrit altındadır bugün Türkiye'de ve demokratik siyaset tecrit altındadır. Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle ve Sünnisiyle, emekçisinden esnafına, işsizinden emeklisine, kadınıyla ve genciyle tüm renkleri tecrit altında tutmayı politika edinmiş bir otoriter sistemle karşı karşıyayız. Leyla vekilimiz, Hakkari milletvekilimiz sevgili Leyla Güven bugün itibariyle açlık grevinin 188. günündedir. 3000'i aşkın siyasi tutsak Cumhuriyet tarihinin en büyük katılımlı açlık grevini sürdürüyor. 30 siyasi tutsak açlık grevini ölüm orucuna çevirmiş durumda. Geçen her saat sadece cezaevlerindeki tutsakların değil, bu ülkenin aleyhine işliyor. Çocuklarının ölmemesi için tutuklu anneleri günlerdir cezaevleri önlerinde seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Onlara ses verilmesi gerekirken hükümetin emriyle annelere zulüm uygulandı, hala da uygulanmaya devam ediyor. Şu mübarek Ramazan ayında beyaz tülbentli annelere cezaevleri önünde yapılan işkence ve insanlık dışı uygulamalara tüm ülke tanıklık etti değerli arkadaşlar. Gücünü savunmasız annelere karşı kullanan bir devlet demokratik bir devlet olamaz. Bunun adı faşizmdir, faşizm. Annelere uzanan o karanlık ellerin sahipleri bilmeli ki annelerimizin ahını aldınız. Ve bu insanlık düşmanları günü geldiğinde gerçek bir adalet önünde yaptıklarının hesabını bir bir verecektir. Sevgili anneler, sakın merak etmeyin. Sizlerleyiz, sizlerle birlikteyiz. Birlikte mücadele ediyoruz, birlikte başaracağız, birlikte kazanacağız. Ayrıca dün Batman'da bir müdahale gerçekleşti. Hem oradaki annelerimize hem de Batman milletvekilimiz sevgili Felek Naz Uca, biz devletin bekçisiyiz diyen polislerce darp edildi. İl başkanımız gözaltına alındı. Bu saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. İl başkanımızın derhal serbest bırakılmasını buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Ve vekilimize saldıran polisler hakkında da sadece vekilimize değil tüm annelerimize bugün Gebze'de, Kızıltepe'de, Bakırköy'de, her yerde, Türkiye'nin her yerinde cezaevlerinin önünde oturan çocuklarının yaşamına bir şey gelmesin diye, çocukları yaşamını yitirmesin diye, vücutlarına, bedenlerine en ufak bir zerre kadar bir şey olmasın diye annelerimiz cezaevlerinin önünde oturma eylemleri yapıyorlar. Ve bunun hakkında özellikle annelerimize saldıran polisler hakkında yargıyı derhal göreve çağırdığımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Türkiye'nin uçuruma doğru daha fazla sürüklenmemesi için Türkiye'nin özgürlük ve demokratikleşme sorununun barışçıl yollardan demokratik müzakere ile çözülebilmesi adına Sayın Öcalan muhataplık konumunu koruduğunu ortaya koyarak iktidarından muhalefetine kadar tüm kesimlere açık bir mesaj iletmiştir değerli arkadaşlar. Ve bildiğiniz gibi geçen hafta iki avukat İmralı cezaevine giderek Sayın Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirmiştir. Elbette ki oradan çıkan mesaj önemli bir mesajdır. Bu herkese açık ve önemli olduğu kadar da bir çağrıdır değerli arkadaşlar. Ülkenin geleceğine yönelik umutları yeşertecek yeni bir başlangıç için bu diyalog çağrısı görmezden gelinmemelidir. Ülke üzerindeki tecritin sonlandırılması ve demokrasinin önünün açılması için demokrasiden yana olan tüm kesimler tarihi bir görev ve sorumlulukla karşı karşıyadır. Bu ülkenin temel ihtiyacı geniş toplumsal uzlaşı, diyalog ve müzakeredir. Siyaset alanının sorun üretmek yerine bir çözüm mecrası olduğu bilinciyle tüm siyasi liderleri sorumluluk almaya bir kez daha davet ediyoruz.
açlık grevleri, ölüm oruçlarına hiç kimse kulak tıkayamaz. Tecrit gibi hukuksuzluğa karşı kimse sessiz kalamaz, kalmamalıdır diyoruz. Son derece makul ve hukuki bir talep olan tecritin kaldırılması ve avukat görüşlerinin düzenli biçimde sağlanmasını içeren bu talebin garanti altına alınmasıyla Türkiye'de siyasal ve toplumsal bir rahatlama olacağını hepimiz biliyoruz, bunu okuyabiliyoruz. Demokratik kanalların yeniden açılacağını hepimiz göreceğiz eğer bu gerçekleşirse. Ve bu talebin karşısında durmak veya sessiz kalmak bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür değerli arkadaşlar. İktidara ve devlet aklına bir kez daha çağrı yapıyoruz. Ölümlerin yaşanmaması, demokratik bir ortamın oluşması için acil adım atılmalıdır. Tecrit derhal sonlandırılmalıdır. Ve bu ifadeyle özellikle Halkların Demokratik Partisi olarak buradan bir kez daha bugün buraya gelen annelerimizin şahsında tüm annelerimize söz veriyoruz. Bu sorun sadece sizin sorununuz değildir. Tecrit sadece sizi ilgilendiren bir mesele değildir. Bu hepimizin, Türkiye halklarının, Halkların Demokratik Partisi'nin yani bizlerin de sorunudur. Bu sorunun yanında olmaya, sizlerle birlikte mücadele etmeye bir kez daha söz veriyoruz. Tecriti hep birlikte kaldıracağız, çocuklarımızı yaşatacağız diyoruz. Değerli arkadaşlar, çok değerli anneler, sevgili halkımız, bir diğer konu elbette ki seçimler. Özellikle hukuksuzluğun baş gösterdiği bir diğer alan olan 31 Mart seçimleri, AKP'nin seçim işleri komisyonu gibi çalışan YSK, İstanbul seçimlerini hukuk dışı gayrimeşru bir kararla iptal etti. Tıpkı HDP'li belediye eş başkanlarının mazbatalarında yaptıkları gasp gibi. İstanbul halkının iradesi hiçe sayıldı değerli arkadaşlar. Şaibeli olan İstanbul seçimleri değildir. YSK'nın iptal kararıdır. Bu YSK denilen yapı adında yüksek ifadesi olunca kendisini halkın üzerinde görüyor ne yazık ki. Halk değil ben belirlerim diyor. Bu açıkça bir sandık darbesidir. Şimdi çıkmışlar utanmadan bir de oylar çalındı diyerek milyonların iradesine saygısızlık yapıyorlar. Ve halkın aklıyla resmen alay ediyorlar. İstanbul'da oylar çalınmadı değerli arkadaşlar. İktidar ve YSK eliyle halkın iradesi çalındı. Halkın kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalındı. İstanbul'daki hukuksuzluk filminin fragmanı Şırnak'ta, Muş'ta, KHK gerekçesiyle 6 belediye eş başkanımızın, 56 belediye meclis üyemizin mazbatasının gasp edilmesinde gösterime sokulmuştu. Daha geçen hafta bölgede 10 muhtarın mazbatasına el konuldu. YSK kendisini halk iradesinin üzerinde görüyor. Buna dur denilmesi gerekir ki biz bunu her zaman söyledik. Bugün de söylemeye devam ediyoruz. Ancak sesimiz yeterince ne yazık ki duyulmuyor, duyurulmuyor. Bu ülkede darbe mekanizmasından beslenen bir yapının varlığını özellikle herkesin görmesi gerektiğini ifade etmek isterim. HDP'li belediyelerin gaspı da, İstanbul'un gaspı da YSK eliyle yapılan bir sandık darbesidir. Şimdi aynı darbe mekanizması 31 Mart'ta kazandığımız Mardin, Cizre, Silopi, İdil dahil 26 belediyemizi polis ablukasıyla tecrit altına almaya çalışıyor. Cizre'de emniyet amiri evet kanunlara aykırı ama yapacağız diyor. İşte tam kanunsuzluk hali budur. Hukuk dışına çıkan bu yapılar darbe mekanizmasından besleniyorlar. Cesareti Ankara'daki siyasi iktidardan ve devlet içinden alıyorlar. HDP'li belediyeleri kuşatmaya,
karakol haline dönüştürmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz değerli arkadaşlar. Belediyelerimizi asla teslim alamayacaksınız. Halkımızın iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız. O belediyeleri halka kapatmanıza asla izin vermeyeceğiz. El konulan belediyelerimizin de, yerlerde tekmelenen annelerimizin de hesabını özellikle 23 Haziran'da sandıkta bir kez daha soracağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu ve kaygısı olmasın arkadaşlar. Çok değerli arkadaşlar, burada önemli olan bu karanlık gidişata tüm kamuoyunun aynı refleksi göstermesi, yani demokrasiye sahip çıkmasıdır. Cizre'ye sahip çıkmayan, duruş göstermeyen İstanbul'a da sahip çıkamaz. Bunu çok açık ve net olarak ifade etmek istiyoruz. Halk iradesini ezmeye çalışan, iktidardan ve devlet içinden destek alan bu darbe mekanizmalarına karşı tüm toplumun, demokratik siyaset yürüten her kesimin ortak tavır alması, mücadele etmesi gerekir. En nihayetinde kendi geleceğini ve varlığını demokratik bir sistem içinde görmeyen, bu nedenle faşizmi kurumsallaştırmaya çalışan bir otoriter sistemle karşı karşıyayız. Beyaz tülbentli annelere saldıran elle İstanbul'da, Şırnak'ta, Muş'ta halkın iradesini gasp eden el aynı eldir. Belediye eş başkanlarımızın mazbatasını gasp edenlerle tecriti sürdüren el aynı eldir. Cizre'de ben kanunları tanımıyorum diyen zihniyetle İstanbul'da seçim sonuçlarını tanımıyorum diyen zihniyet aynı zihniyettir. Önümüzde net iki fotoğraf var değerli arkadaşlar. Biri, varlığını darbeyle, faşizmle, hukuksuzlukla sürdürmek isteyenlerin oluşturduğu bir fotoğraf. Diğeri ise geleceğini demokraside, demokratik cumhuriyette, toplumsal uzlaşıda ve barışta görenlerin oluşturduğu fotoğraftır. Böylesi bir ortamda İstanbul'da 23 Haziran'da yapılacak seçim tam anlamıyla bir referandumdur değerli arkadaşlar. Halk iradesini hiçe sayan faşizmle demokrasi arasındaki bir referandumdur. Ve şunu da hatırlatmak isterim. Hani hep diyor ya, dünya beşten büyüktür diye. Biz de diyoruz ki İstanbul ve Türkiye halkları hukuku yok sayan YSK'daki o 7 adamdan daha büyüktür arkadaşlar. Bunu unutmayın. Buradan şunu çok açık ve net olarak ifade etmek istiyorum. HDP'nin durduğu yer nettir. Kimse HDP üzerinden bir tartışma yürütmesin. HDP demokrasinin yanındadır. HDP iradesi gasp edilen mazlum halkların yanındadır. Ezilenlerin yanındadır. Beyaz tülbentli annelerin yanındadır. Barışın, özgürlüğün, adaletin yanındadır. HDP 31 Mart seçimlerinde demokratik bir seçenek yarattı, güç dengesini değiştirdi. Çoğulcu topluma tekçiliği, demokrasiye karşı baskı ve zulmü dayatan otoriter anlayışı geriletti. Türkiye halklarına umut ve cesaret verdi. HDP'siz demokrasinin gelmeyeceğini gösterdi. HDP 31 Mart'ta demokrasiye aralanan kapının açılarak Türkiye halklarının aydınlık bir geleceğe kavuşması için 23 Haziran'da aynı kararlı tutumunu sürdürecektir değerli arkadaşlar. O yüzden aynı kararlılıkla daha güçlü bir demokrasi ittifakı diyoruz. Bu çizgide ısrarcıyız ve kararlıyız. Kutuplaşmadan uzak, tüm demokratik halkların özgürlük taleplerinin korkusuzca dile getirildiği, halklarımızın biraz olsun nefes alabildiği, kendi kimliği ile, dili ile, siyasi görüşü ile, birbiriyle konuşup anlaşabildiği, kimsenin kimseye öteki demediği, toplumsal uzlaşıya dayalı bir demokrasi ittifakından bahsediyoruz. Özgürlükçü ve demokratik Türkiye'nin parçalarından biri de Cizre'dir, Silopi'dir değerli arkadaşlar ve İdil'dir.
YSK'nın el koyduğu Bağlar, Tuşba, Edremit, Çaldıran, Tekman, Dağpınar'dır. Demokrasinin yolu İstanbul kadar Cizre'den de geçmektedir. Bunun görülmesi gerekir özellikle. Eğer AKP-MHP blokunun buralarda yaptıklarına, uyguladığı hukuk dışı tecrite hep birlikte ses çıkarmazsak bir yanımız hep eksik kalacaktır. Sesimiz Kadıköy'den, Beşiktaş'tan, Bakırköy'den duyulmuyorsa o zaman siz de yanımızda durun ve birlikte haykıralım ki her yerden duyulsun sesimiz. Adaletsizliğe, hukuksuzluğa, gaspa her yerde aynı kararlılıkla karşı çıkalım diyoruz. Sesimizi de sözümüzü de öyle büyütelim ki demokratik bir ülkeye yol açılsın diyoruz. Bakınız sevgili arkadaşlar, ülkedeki demokratik değişim ihtiyacı belirince Cumhurbaşkanı Erdoğan demokratik reformlardan söz etmeye başladı. Seçimleri kaybedince demokrasiyi hatırladıklarını görüyoruz. Bu baskıcı sistemle ülkeyi yönetemediklerini kendileri de görüyor aslında. Ve demokrasinin biz herkese lazım olduğunu her zaman söyledik. Bugün bir kez daha söylüyoruz. Demokrasi herkese lazım. Elbette bizim dikkat edeceğimiz husus söylenenler değil, sahada yapılanlardır. Sözün kendisi değil, yapılandır gerçek ispat. Halk iradesi gasp ediliyor, tecrit sürdürülüyor, annelere her gün saldırılıyor, aydınlar, akademisyenler, gazeteciler cezaevlerine atılıyor, sanatçılar fişleniyor, adalet duygusu yok ediliyor. Sormak istiyoruz, demokratik reformunuz bu mudur? Ben kanun uygulamam diyen bir polis şefine dokunmayan, hukuku devre dışı bırakan bir iktidar hangi demokratik reformu yapacak gerçekten merak ediyoruz. Ama şunu da net olarak görüyoruz. En büyük demokrasi reformunu halkın kendisi yapacak. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Değerli arkadaşlarım, tek adama dayanan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin böyle gitmeyeceğinin en açık göstergelerinden biri de derinleşen ekonomik krizdir. Kendisi 24 Haziran seçimleri öncesi verin başkanlığı faizle, dolarla, enflasyonla nasıl mücadele edilir göstereyim diyordu. Bir yılda ülkeyi ekonomik olarak çökerttiklerini hepimiz gördük. Halkı bir kilo kuru soğan alamayacak duruma getirdiler. Ranta, yolsuzluğa ve güvenlikçi politikalara dayalı politikalardır aslında ekonomiyi bu hale getiren değerli arkadaşlar. Kayyumların belediyelerdeki yolsuzlukları bunların hırsızlığını bir kez daha gösterdi ve açığa çıkardı. Halka gitmesi gereken paraları fıstıklı kadayıf yaptırıp yiyen, kendilerine hamamlar, makamlar yaptıran zihniyetin hakim olduğu bir ülkede ekonomi tabii ki batar. Gıdadan akaryakıta varıncaya kadar her şeye zam üstüne zam yapıyorlar, her şeyi satıyorlar ve hiçbir şey bu ülkede bırakmadılar değerli arkadaşlar. O nedenle zamla, vergiyle vatandaşın sırtına daha fazla yükleniyorlar. Bunun da hepimiz farkındayız. Yakında alıp verdiğimiz nefese dahi vergi koysalar hiç kimse şaşırmasın. Poşeti parayla satan bir iktidar bunu da yapar, bunu da buradan ifade etmekte fayda var. İşsiz, yoksul sayısı her geçen gün giderek artıyor. Esnaf kepenk kapatıyor, işinden ekmeğinden ettikleri insanları adeta intihara sürüklüyorlar. Geçtiğimiz hafta iki yurttaşımız borçlarından dolayı intihar etti. Bıraktıkları notlarda ailelerinden özür diliyorlardı. Barış'a ve Mustafa'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Saraydan bakınca bu gerçekler görünmüyor tabii. Bir ailenin yoksulluk sınırı 6500 liraya, açlık sınırı 2015 liraya ulaşmış durumda. Bu elbette Türkiye ortalaması. Bir de gidip Diyarbakır'a, Mardin'e, Van'a ve orada açlık ne demekmiş orada görmenizi özellikle iktidara tavsiye ediyoruz. Çünkü en büyük işsizlik talan ve yıkım politikaları uygulanan
Kürt illeri var. Bu hükümet gençlerin işsizlik sorununu nasıl çözerim diye düşünmek yerine belediyelere X-ray cihazları yerleştirmekle meşgul oluyor. Bunu da görüyoruz. Halkın sofrasında yiyecek ekmeği giderek küçülüyor. Bunlar S-400 derdinde. Tarım bitmiş, bunlar SİHA üretiminin peşinde koşuyorlar ne yazık ki. Bu ülke en çok son 4 yılda daha da fakirleşti. Çünkü AKP içeride ve dışarıda aralıksız güvenlikçi politikalar uyguladı. Savaşa harcanan paralar artık insanların mutfağını yakmaya başladı. Bir ülkede savaş varsa yoksulluk vardır. Ama onurlu bir barış varsa orada refah vardır. Bunun için de barış demekten asla vazgeçmeyeceğiz. Barış mücadelesi vermekten asla vazgeçmeyeceğiz. Demokrasi düzelmeden, adalet gelmeden, barış olmadan ekonomi düzelmez, yoksulluk azalmaz. Halkın bu iktidardan mutlaka hesap sorması gerektiğinin altını önemli çizmek istiyorum. 17 yıldır ülkeyi yönetiyorsun, ekonomi niye çöküyor diye hükümetin yakasına yapışıp hesap sorması lazım Türkiye halklarının. Bu gidişata hep birlikte dur demezsek yarın çok daha kötü bir noktada olabiliriz. Bu yüzden demokrasi, barış ve emek mücadelesini her zamankinden daha fazla büyütmemiz, omuz omuza vermemiz gerekiyor. Gidişattan rahatsız olan, yarınına güvenle bakamayan, adalet ve barış isteyen herkesin demokrasi ittifakı ekseninde güç birliği yapmak, yürüteceği mücadeleye ancak aydınlık günlere doğru yol alabiliriz diyorum. Bunun en büyük güvencesi de Halkların Demokratik Partisi'dir. HDP'nin ilkeleridir. HDP'nin ilkeleri ve demokrasi konusundaki kararlı duruşu 7 Haziran'da, 1 Kasım'da, 16 Nisan'da, 24 Haziran'da, 31 Mart'ta Türkiye halklarına kazandırdı. 23 Haziran'da da kazandırmaya devam edecek. Demokrasi ve barış HDP ile gelecek. HDP ile umudumuzu ve cesaretimizi daha da büyütelim değerli arkadaşlar. Aydınlık ve güzel günlere doğru emin adımlarla yürüyelim. Barış dolu güzel günlere mutlaka kavuşacağız. Şimdi İstanbul için her şey çok güzel olacak, İstanbul güzel olacak diyorlar. Biz de diyoruz ki inanın anneler, inanın Türkiye halkları, sonuç muhteşem olacak. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.